Gaz ayağına bak 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 bak. İşte işte işte. Bak. İşte bak. Gaz ayağı. Arkadaşlar iyice yakından çekeyim. Şöyle. Gaz ayağı otu. Gaz ayağı çeker misin Ülker Hanım demişti bir tane takipçimiz. Çekiyorum. Böyle. Gaz ayağı. Gaz ayağını yakından bir gösterelim. Şöyle. İşte. Kökü beyaz gibi. Bu şekilde. Nasıl kaynıyor? Taze domatesten mi yaptın? Konserve. Aa, diri duruyor. Konserve. Ben onu öyle tavanızda kaynatayım. Ay bu çok diri duruyor. Bizimkiler ölüyor bildiğin. Ama sobanı taze mi doğradın? Öyle doğrayıp suyunu sıkayım. Şeyin içine kavanoza 20 dakika kaynıyor. Çekirdeğini mi ayırıyorsun? Ha? Çekirdeğini mi ayırıyorsun? Yok yok. Soyup böyle doğrayayım ben evet. Kavanozun içine. Evet. Nane cenneti. Nane cennetinde melemen. Bir taraftan da nane demetleniyor. Sevgili değerli YouTube ailem hoş geldiniz. Melemen Ovası'na. Nane cennetine. Hoş geldiniz nane cennetine. Şöyle evet işte bak pazarlarda satılan nanelerin yetiştiği tarla İzmir. Şu görülen yeşil yer nane. Yemyeşil olunca mis gibi kokusu olunca ne dememiz lazım? Tabii ki de hoş geldiniz gönül dostlarım nane. Cennetine dememiz lazım. Şurada naneler biçiliyor. Şöyle. Tarlanın tabanından başlanmış yukarı doğru biçiliyor. Gidelim bakalım yanlarına. Gel. Gel piş piş piş. Sana verecek bir şeyim yok. Gel. 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 Allah. Şey atıyor bana. El atıyor. Aa çırmaladı. Aşılı mı? Aşılı değil mi? Ana. Çırmaladı. Ama ben seni seviyordum. Sen beni çırmaladın. Tırnak batırdı. Sokak kedisiymiş. Yapma bir daha tamam mı? Seviyorum seni. Sen beni çırmalıyorsun. Eller üşüyor. Üşüdükçe ısınmak için ateş. Kolay değil. Kış gününde bu soğukta. Naneler her ne kadar çok güzel olsa da soğuk. Bir taraftan dayı dömetleniyor. Kolay değil. 9000 dömet yapılacakmış. 9000 bugün. Dile kolay. İşte demetler. Pazara gitmek için şöyle hale gitmek için hazırlanıyor. Boş duranı Allah sevmez. Bir tane bir tanedir. Birazcık ben de demet yapıvereceğim. Yardım edeceğim. İşte pazarda yediğimiz taptaze naneler.
Meremen Ovası'ndan geliyor. Şöyle. Ben uyuşuk uyuşuk kesiyorum da asıl bunu pratik pratik beceren var. Lastikler. Tam senin dümetlere uyduruyorum. 4 oldu, 4. 4, bundan 5. Ben çok ağır dömetliyorum ama bayağı bir dömetley verdim. Kardeşimiz çok hızlı. Makine gibi maşallah. Naneler biraz demet yapıldıktan sonra sayılarak çuvallara dolduruluyor. Hale gidecek. 9000 demet lazım bugün. Birkaç gündür bahçemizde zeytin topladık. Bayağı bir sıkıldık. Bunu aldık. Kendi bahçem de yeşil de. Buralar daha güzel. Cennet gibi. Şöyle naneler. Bu naneler pazara gelen naneler. Pazara sunulmak için tezgahları yemyeşil yapması için şöyle nane tarlası. Nasıl kokuyor? Şöyle yaptığımızda mis gibi mis gibi kokuyor. Çok güzel kokuyor. Havası temiz, suyu temiz, doğal. Ama nasıl geçeceğim? Turp otu çok var şuralarda. Oo, ama su şeysi var. Geçebilseydim de oralarda ebe gömeşleri. Aha. Turp otu da. Çok güzel turp otları, hardal. Şurada var. Ama sudan nasıl geçeceğim? Şöyle geçeyim. Şu taraftan. İşte hardal. Özlem çok sever bunu. Kestim. Oo, harika. Bunlardan bir toplayabilirsem. Nanelerin içinde. Şöyle filizleri. Bunu şöyle. Bunlar bir tatlı olu, bir güzel olu. Limonlayacağım. Çok sıcakkanlı, iyi insanlar. Çakı verdi bana. Çakıyla toplayabilirsin dedi. Sağ olsun. Bakalım bu neymiş? Oo, dereotu. Dereotu. Şöyle dereotu. Benim derdim hardal. Hardal ve turp otu. Kızıma
Haşlayacağım, limonlayacağım. Bu da sanırım gaz ayağı. Gaz ayağı mı acaba? Bunu ben Züleyha'ya. Evet ya. İşte bak gaz ayağı. Gaz ayağı otu. Bu da gaz ayağı. Bu da yeniyor. Bu da güzel bir ot. Buradan traktör geçmiş, yol kenarı değil. Öyle arkadaşlar, dağ dolu, yol kenarı değil, sadece gübre götürmüş herhalde. Oo, bu otları, bu hardalları bulmak için nerelere gitmemiz gerekiyor? Böyle biriktireceğim. Alacağım. İşte böyle otları, yeşillikleri, dağı doğayı sevdin mi? Toplarsın. Üzerim batar falan demezsin. Sonra onları ben temizlerim filizlerinden. Acımarul. Acımarul var da. Turpotu farklı bu hardal. Deli hardal deniliyor buna. Hani ben bahçeye ekiyorum ya, akıllı hardal. Onun delisi. Turpotu daha farklı arkadaşlar. Turpotu tüylü yapraklı. Hardal farklı bir şey. Bulursam göstereceğim size de. Dere otları. Dere otu. Buraya dere otu ekmişler. Sağa sola sıçrayan tohumlar. Aha. İnanılmaz güzel. Yol kenarı falan değil. Şöyle. Yeşil nane bahçesi ve orada kardeşlerimiz çiftçiler nane biçiyordu. Biraz onlara nane biçiverdim. Biraz sohbet ettik. İşte vay. Çok süper. Bunların filizlerini alacağım. Filizlerini. Şöyle uçlarını. Bu biraz gart almayacağım da tazelenden alacağım. Nimet nasıl sevinmişti bizim bahçede. Acı günek, acı günek diye diye. Ben de onun gibi bir hardal buldum. Anam çok güzeller. Nasıl seviniyor. Böyle işte. Tazecik, tazecik. Şöyle. Isırgan. Isırganlar. Çok süper. Ay, şuna bak, ot için uçurumlardayım ha. Ot için uçurumlardayım. Nasıl yeneceğiz? Ayaklar, o ayakkabılar uygun değil ya. Neyse.
Bu otu bir daha bulamam. İndi mi? İndik. Bir koştuk indik. Evet. Dereotu. Bizim yediğimiz dikenlerden burada da vardı, bunlar gard. Bayağı bir gard. Bak, gaz ayağına bak 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 bak. İşte işte işte. Bak. İşte bak. Bak. Gaz ayağı. Arkadaşlar iyice yakından çekeyim. Şöyle. Gaz ayağı otu. Gaz ayağı çeker misin Ülker Hanım demişti bir tane takipçimiz. Çekiyorum. Böyle. Dere otu var. Onu alayım. Buralarda başka varsa. Gaz ayağı. Bakalım. Bu da farklı bir ot. İşte gaz ayağı bir tane daha var ama küçük bunlar. Burada bayağı bir varmış. Gaz ayağı. Gaz ayağını yakından bir gösterelim. Şöyle. Şu değil. Şunlar. İşte. Kökü beyaz gibi. Bu şekilde. Nane cennetinden şöyle kucak dolusu turp otu, hardal, kaz ayağı topladım. Dere otu toplayacağım, nane de alacağım. Şöyle kucak dolusu arkadaşlar, gönül dostlarım. Bu hardal ne işe yarıyor? Canlar, hardalı hafiften haşlıyoruz. Yağ, limon. Özlem çok sevinecek. Aşırı sevinecek. İnşallah diyorum. Böyle topladım. Biraz daha toplayacağım. Bu yetmez. Yetmez. Şimdi otlarımı kucaklayacağım. Burada temizleyeyim gal. Getirdim bir sürü ot. Temizleyeyim. Kaz ayaklarını alacağım. Evde ayırıyorum. Dereotunu da
bakla içi var. Yazdan koyduğumuz bakla içleri. Onu pişirip onlara katacağım. Ne yapıyoruz? Hardalları nasıl temizliyorum? Ben size göstereyim. Yapraklarını atıyorum. Şöyle filizlerini alıyoruz. Evet. Bakın şu uçları. Taze yerleri. Böyle alacağım. Üzerim batarsa bastın ya. Bir daha bulamam bunları. Kızıma. Bizim bahçede de var da küçük, daha küçük. Hazır böyle burada. Boş boş durasıya kadar. ot temizleyeyim. Ot alalım götüreyim. Şimdi bu temizlediğimizi burada. Nane bahçesinin. Nane cenneti tarlasının içinde bırakmayacağız. Çok ayıp ve çok kötü olur. Şöyle kenara atacağız. Bir ırık bile bırakmayacağım. Bir ırık bile. Evet. Bırakacağım. Tartımız. Bırakmadım. Arabadan poşet alıp gelmem lazım. Koşa koşa alıp gelelim. Aha bak. Böyle temizledik. Ebe gömeci. Ebe gömecinin şifası saymakla bitmez. Şifası olduğu kadar da mide dostu. Midemizi yumuşatır. Gerçekten mide dostudur. Şu daha iri yapraklı bulursak sarma olur. Geçmiş yıllarda sarmıştım. Süper bir sarması olur. Gene şu filizlerinden turpotun içerisine karıştırabiliriz. Şu şekilde. Lezzetli bir şey. Taze yerlerinden alacağım. Şöyle şöyle şuralarından. Filizlerinde. Ebe gömecinin yine çiçeğini kurutup çay olarak içebiliriz. Bağırsaklarımızı yumuşatır. Karın şişliğine iyi gelir arkadaşlar. Ebe gömeci süper bir şey. Böyle bu filizlerinden taze taze toplayacağım. Tazecik tazecik. Nerede bulacağız böyle? Ebe gömeci hemen hemen her yerde olur. Şöyle yaprakları kabak yaprağına benziyor. Yaprağının sapları uzun. Memleketimizin her tarafında ebe gömeci var. Tabii doğalını bulursak böyle kaçırmayacağız. Çok güzel buldum. Çok taze. Taze. Evet arkadaşlar. Kaçırır mıyım böyle taze bulunca? Kaçırır mıyım? Bakın buralarda da var. Sadece benim bahçede yok. Yabani aynı sefalar. Aşmışlar. Bir poşet getirmem lazım hızlı bir şekilde. Oley! Ot cennetine düştüm ben. İşte bak. Ne buldum? Acı günek diyordu ya, nimet seviniyordu. Biz buna kara kavuk diyoruz, sakız otu. Ondan buldum. Bunu da duzla duzla ye. Duzla duzla ye. Oo. Derhal poşet getirmem lazım. Derhal. Ya da çuval. Çuvala doldurmam lazım. İşte.
Kuş geldi Mesih. Şu tazeleri şöyle bunun şeyini kestik. Kuş otu. Asıl adı çoban çantası. Bu çiçeğe kaçmış hali. Şöyle. Çiçeğe kaçmış hali. Bu. Bir de bu. Taze hali. Bunu almıyorum. Çiçeğe kaçmış. Bunları alıyorum. Böyle. Böyle çuvalın içine dolduruyorum. Şuna bakıverin gayrı bakıverin. Aman aman. Aman Allah'ım. Şunlara bakın. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Şunlara bakıverin gayri. Hemen çuvalımıza dolduram. Dolduram gayri, dolduram. Bakın işte. Eşek dikeni, dikensiz diken, sulu diken, eşek elvası dediğimiz ot. Şurada tazesi var. Tazesini alacağım tabii ki de. Bu da çok güzel olur. Bu da süper bir şey olur. Bunların tazelerini alacağım. İşte bak arkadaşlar. Çuvalımıza dolduruyoruz. Bakalım taze mi? Taze. Evet. Şurası taze. Marul. Aha, kütür kütür. Tabii çok taze. Abun Allah ki. Isırganlar. Vay. Isırgan. Bunlar çok taze, çok güzel. Elimi kaşındırır. Elimi kaşındırdı. Bu ne Allah ki? Çok. Vay 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 vay. Vay. Açık hava roka tarlasına geldik. Şimdi burası toplanıp, demetlenip pazarda satılmak üzere ekilmiş. Buradan bir tane bile almam. İşte rokalar. Bir tane bile almam. Sadece kıyı kenara taşanlar için izin aldım. Hani oradan rokalayayım mı demedim. Zaten bahçem de dolu. Ama şöyle sizlere göstermek için Melemen'in dağlarının eteklerinde açık hava bahçesinde pazardan alıp böyle sulu sulu salata yapıp limon sıkıp yediğimiz rokalar. Çok süper. Şu tarafı da roka tarlasıymış. Bu tarafı daha biçilmemiş, sürülmemiş. Bu tarafı sürülmüş. Ya başka bir şey ekildi ya da nadasa çekildi. Bilmiyorum. Nadasa çekilme ne demek? Tarlayı sürersiniz. Onun dinlenmesini sağlarsınız. Yani hani dinlenir bir sene, ertesi sene ekilir. İşte bak burada mesela rokalar. Durum bu. Turp otu. Turp otu şöyle biraz daha arka kısımları tülü gibi koyu renkte oluyor. Şöyle hardal daha canlı yeşil. Böyle açık yeşil gibi bak bu hardal. Görüyorsunuz mu arkadaşlar bu hardal? Yağlı yapraklı oluyor. Tülü olmuyor yapraklarında. Şöyle. Bu turp otu. Bak ikisi şöyle belli ediyor kendini. Biri sağdaki açık renkli. Buradaki daha koyu. Bu turp otu. Bu da hardal. Deli hardal. Bu turp otu. Doğal dağda çıkan. Bu da doğal dağda kendiliğinden çıkan. Ama deli hardal. Bahçeye ektiğimiz akıllı hardal değil.
böyle işte. Turpotu da lezzetli olur, güzel olur. Otları doğadan topladık. Şöyle şöyle doğradım. Bakın şu büyüklükte. Su kaynamıştı. Suyun içerisine bastım. Tabii ilk önce yıkadım. Şöyle cinsi cinsine ayırdım. Turpotu hardal yeter kadar haşlandı. Şöyle bir dömette. Suyundan çıkaracağım. Şöyle süzgece alacağım. Süzülecek. Tarla sahipleri. Çok güzel. Yemyeşil nane. Bunlar roka. Kenarlardan roka topladık. Gördünüz zaten videoda. Bunlar da gazaya. Gazaya görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şöyle kök kısmı beyaz. Bunlar maydanoz. Deli hardal ve turpotu. Yabani, dağda organik kendiliğinden çıkan yenilebilir yabani turpotu ve hardal. Şuralarıyla birlikte haşlıyoruz. Bu tamamdır. Birazcık yumuşadılar. Şöyle yeteri kadar yumuşadı. Kapatacağız. Evet, şimdi aldık süzgece. Şöyle suyu süzüldü. Geniş bir kabın içine alıyor Özlem. Anneme yardımcı olayım. Tamam. Bu benim en sevdiğim ot bu arada. Çok seviyorum ot yemeklerini genel olarak. Ama bunu daha çok seviyorum. Çok sevdiği için zaten toplarken de söyledim. Tabii, tabii. Özlem çok seviyor dedim. Bir de annem yapınca çok güzel oluyor. Evet. Çok sağlıklıymış annem biliyor musun? Ha, turpotu yabani harbi. Evet, şöyle iyice sıyırayım. Kalanı da süzeceğiz ya. Evet. Tamam. Şimdi anneciğim biraz zeytinyağı ekliyorum. Salataya döker gibi. Bol detebilirsin. İstediğin kadar. Malzeme size bağlı. Ben biraz bol katacağım yağı. Çünkü daha lezzetli oluyor bence. Tamam. Bu kadar yeterli. Tamam. Biraz bu yine annemin yapmış olduğu tatlı pul biberden. Şöyle otumun üzerine ekiyorum. Göz kararı bu da. Evet, şimdi bir güzelce şöyle limonumuzu da sıkalım. Limon. Bu yöntemi annemden öğrendim ben. İyice böyle hiç israf olmadan limon suyunu kullanabiliyorum. Şöyle. Çatal içinde döndükçe hiç şeysi kalmıyor. Döndür döndür şöyle bura bura. Hı. Hani patlıcan oyduğumuz Hı. gibi. Şöyle sıkı iyice. Evet. İçini de göstereceğim şimdi. Şöyle zaten parçalanıyor. Evet. Direkt. Heh, bak içinde hiç kalmadı. Evet. Tamam. Güzel oldu. Otumuz servise hazır oldu. Şimdi tekrardan şöyle bir harmanlayayım. Tüm malzemelerimi. Malzemeler size bağlı. İstediğiniz kadar baharat, her türlü baharat konulabilir. Pul biber başta olmak üzere. Zeytinyağı bol, limon bol olabilir. Sarımsak olursa daha da güzel olur. Şimdi bu hazırdır. Geniş bir tabağa alıp afiyet olsun bize. Afiyet olsun. Tamam.